31 Ağustos, 6 Eylül. Kova burçları neler bekliyor diyorsanız, kovalarda kendi işimle ilgili, yani kurayım mı, kurmayayım mı, ortaklığı mı yapayım, burada mı kalayım? Bence şu an burada kalmanız sağlıklı ve hayırlı. Özellikle 2021'in Mart ayına kadar şu an işinizi burada devam ettirmelisiniz. Ha, şöyle bir durum var. Eğer işinizi açıyorsanız bile siz bu işi ve o işi kontrol edecek bir insanla yaparsanız doğru olur. Ama bu işi bırakıp o işe kilitlenirseniz maddi zorluklar yaşayacaksınız. O yüzden 2021'in Mart ayı sizin için daha verimli süreç olacak. Ama şu an bu yerinizi korumanız lazım. Uzun süredir parayla ilgili sıkıntıları olan ve çözülmesini istediğiniz evraklar, hesaplar, kontroller var. Bunlarla ilgili de bu hafta hepsi aydınlığa kavuşacak ve size artık kazançlar eklenecek diyorum. Bir yer satmak, yani kendinize ait bir iş yeri, dükkan, ofis, ev, araba, neyse, bu hafta bunun çözülmesi ve böyle el sıkışacağız, güzel bir rahatlık söz konusu olacak diyorum değerli kova burçlarına. İlişkiler konusunda da, yani bir ilişkiniz var mı? Var, ama hani böyle seviyor mu, sevmiyor mu, değerli mi? Evet, seviyor ama ifade özürlü bir sevgiliniz olabilir ya da eşiniz olabilir. Duygularını keşfetmekte zorlanıyorsunuz. Bana değer veriyor mu diye düşünüyorsunuz da, kovalar sizi değer veriyor da sizin anlamayla ilgili sözlü mü duymak? Bazen bazı insanlar gözleriyle sevgiyi yansıtır. Evet, haklısınız. Dile söylemekle gözünü nereden bulayım diyeceksiniz de, ben gözle söylenen her şeyin daha derin olduğunu, sözle söylenen her şeyin yalan olduğunu düşünüyorum. Göze bak, sevgiyi anla diyorum. Dokunmak, sevmek, ifade etmek de sevgiyi ifade eder. İlla seni seviyorum ya da sen benimsin demek değil. O yüzden gözle söylenilen, gözle bakılan ifade doğrudur. Sözle söylenilen her şey, kalple iç gözü göremiyorsunuz. O yüzden kalpte ne geçtiğini bilmiyoruz. Sizin de uzun süredir hanenizle alakalı bir mal değil de annenizin ya da kız kardeşiniz ya da abinizin bir ev sorunu var. Buna destek olacaksınız. Maddi bir destek oluşumunuz var. Bu da size iyi gelecek. Ailenizde evlilik yapacak ve nikahı olacak birileri var. Bu hafta düğün haftanız ve telaş ya da nişan haftanız olabilir. Aile yakınlarınızla ilgili. Ama kovalara şey demişim. Kendinle ilgili her şeyi sevmeye başladın. Evini, bedenini, ruhunu. Ve bir diş problemi, diş operasyonu olabilir sizde sağlık olarak, ya da kaplamalarınızla ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunları kontrol etme haftanız olabilir. Bu da sizin için iyi olacak. Çünkü sol üst tarafta bir sağlık problemi olacak, bir dişiniz var. Şimdiden kontrol ederseniz sevinirim diyorum değerli kova burçları. Özellikle devlet sınavına girmek ya da devletle alakalı beklentisi olan kovalar bu sene değil, seneye daha olumlu. Ama özellikle sınavınız varsa başaracağınız bir döngüde, özellikle erkeklerin sınava girecekse erkekler daha başarılı olacağını söyleyeceğim değerli kova burçları. Bir de şey var sizde. Not almışım da kendi notumu okuyamıyorum. Çünkü inceledim tekrar bilgisayardan, notta şey demişim. Hey kovalar, sen hayallerin ve derinliklerin arasında yaşarken kaybettiğin geçmişini değil, kendi şu an yaşayacağın geleceğini kaybetme demişim. Burada bir uyarı vermişim. Ani kararlar size zarar verebilir. Mutlaka dikkat etmen lazım. Evet, annenizle ilgili anne kardeşleriyle alakalı Karadeniz bölgesinde ya da Karadeniz sınırlarına yakın olan noktalarda bir miras konunuz ve kardeşler kendi aralarında tartışma yapacak. Anne ya da teyzeniz çok üzülecek. Burada anne soyunuz ya da dayılarınızla ilgili gerginlik ya da haksızlığa uğrayacaksınız ve bu haksızlık annenize ya da dayınızı üzebilir. Bununla ilgili lütfen arkasında durun. Kişi haklı, haksız yere suçlanıyor ve mahkemeniz, yasal sorun neyse, bunu aydınlığa kavuşturun diyorum. Kurumsal firmaya girmek isteyen kovalarda, evet, CV'lerinizi yollayın. Doğru bir karar, olumluluk olacak ve çok mutlu bir iş kapınız olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Birine demiş, ben uzun süredir işsizim, 6-7 aylık işsizseniz de Eylül 15'e kadar iş kapınız hayırlı, hiç üzülmenizi istemiyorum. Evet, yükselen ve ay burcunuzu dinlemeyi unutmayın değerli kova. Sürpriz aşk bekleyen kovalara da, evet, yakında güzel bir aşk var. Ruhunuza şifa gibi ve hayat arkadaşınızı bulacaksınız. Bence göründüğü gibi bakın, bulunduğu gibi sayın diyorum.